Evet, şimdi gördüğünüz gibi artık WordPress'in dashboard'una erişimimiz var ve buradan ya yani admin paneli gibi düşünebilirsiniz bunu. Güncelleme yapabilir, yeni postlar girebilirsiniz. Mesela postları buradan silebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Şu an aslında siteyi hackledik. Yani ben buradan her şeyi silebilirim. Ama bizim derdimiz siteyi eklemek değil, sunucuya sızıp root olmak. O yüzden mesela bakın buraya medya kısmına giderseniz add new dediğinizde yeni ekle dediğinizde buraya normalde görsel video falan yükleyebiliyoruz ve bloğumuzda kullanabiliyoruz WordPress içerisinde. Buraya hemen bir tane shell oluşturalım. Mesela PHP çalıştıran bir shell oluşturalım. Onu yüklemeye çalışalım bakalım çalışacak mı? MSF Console kullanarak bu PHP shell'i oluşturabiliriz. Ya da daha önceki derslerde yaptığımız gibi internetten bir şey kullanabiliriz. PHP one-liner bulup onun üstünde shell olarak kaydedip onu yüklemeye çalışabiliriz. Ama MSF Venom zaten bunu bizim için yapıyor. MSF Venom -b PHP meterpreter reverse TCP yazmamız yeterli. Zaten bunu etik hacker olma kursunda da görüyoruz. Bir el host vermemiz lazım. Galiba 10.0.2.4 da IP adresim. Bir bakalım. 10.0.2.4 süper. Bir tane el port veriyoruz. Bu fark etmez. Kullanılmayan bir port vereceğim. 4242 olsun yine. Kursta da yaptığımız örnekle aynı olsun. Sonunda da bunu hangi formatta almak istediğimizi ve nereye kaydetmek istediğimizi yazacağız. Formatımız RAW yani direkt kodu versin bize RAW formatta ve myshell.php olarak kaydediyorum. Bunu biraz hızlı geçtim gördüğünüz gibi MSF Venom kullanımı ama zaten bunu kursta da yapıyoruz, daha önce de yaptık. O yüzden hızlıca yazmak istedim. Şimdi myshell.php'm oluştu. Şimdi tabii ki MSF konsolu çalıştıracağım ve burada bir dinleme yapacağım. Netcat'te de yapabiliriz bunu ama hazır MSF Venom'la oluşturduk bari burada dinleyelim. Use exploit multi-handler çalıştırıyorum doğal olarak ve payload'umu zaten daha önce de yaptığım yani biraz önce yaptığım gibi PHP meterpreter reverse TCP olarak ayarlıyorum. Buraları artık anlatmıyorum. Çok yaptık bunları. Show options diyorsunuz. Show options deyince sizden el host, el port istiyor. El hostumuz 10.0.2.4. El portumuz ise demin verdiğimiz 4242. Şimdi exploit JZ diyeceğim arka planda çalıştırmak için bunu ve dinlemeye başladı. Ne işe yarıyor? Bu yine bahsetmiş olayım. Eğer bu PHP dosyası bir yerde çalıştırılırsa bana bağlantı geliyor. Yani hacklemiş oluyorum. Şimdi gelelim o PHP dosyasını bulalım. Root'un altındaydı herhalde. Root'a girelim. Aynen myshell.php. Bakın gördüğünüz gibi myshell PHP'yi izin vermiyor. Çünkü niye izin vermiyor? Ya yani verebilir bu arada ayarlara göre. Ama burada izin vermiyor. Çünkü genelde buraya işte görsel mörsel yükleniyor. Şöyle yeni bir tab açalım. ls deyince görebiliyor muyuz? Aynen myshell php'yi görüyoruz. myshell php mesela myshell php.png gibi bir şekilde kaydedelim. png biliyorsunuz bir şey. Görsel eklentisi, extension daha doğrusu. Onu upload etmeye çalışalım. myshell php png'yi gördüğünüz gibi upload etti. Süper. Şimdi library'e gidersek burada gözüküyor mesela bu. Hatta daha da güzeli biz zaten upload klasörünü görebiliyorduk. Upload klasörüne gidersek burada da görürüz. Ama buna tıkladığımızda gördüğünüz gibi çalışmıyor. Yani çalışmaması da normal bir png dosyası haline getirdik. Extension'ı bozduk ve php çalıştırmaya çalışırsak da bu çalışmayacak. Demek ki yani biz bunu library içerisinden çok da fazla yapamayacağız. Gördüğünüz gibi buraya da bir session düşmedi. Ama dosya yüklemenin tek yolu WordPress'te şey değil, library değil. Birçok yolu var aslında. Şimdi biraz onlara bakalım. Mesela buradan plugin kısmına gelirseniz pluginler eklentiler. Dediğim gibi şu anda burada aktif olan bir plugin yok. Bir tane Akismet varmış sadece. Ama şuradan add new deyip yeni plugin yükleyebiliyorsunuz. Yeni plugin'i de internetten direkt bulup yükleyebilirsiniz ya da kendi yazdığınız eklentileri de şuradaki upload plugin'e tıklayarak yapabiliyorsunuz WordPress dosyalarında, WordPress sitelerinde.
Şimdi burada internetten satın aldığınız bir plugin'i de direkt buraya gelip işte browse deyip yükleyebiliyorsunuz mesela. Eğer WordPress ile çalıştıysanız bilirsiniz. Şimdi burada zaten kod yüklendiği için ya sizden bir zip dosyası ister, kendi açar o zip dosyasını, ya da PHP dosyasını direkt yükleyebilirsiniz. Mesela PHP'yi seçip install diyelim şu anda. PNG'yi seçmedim, PHP'yi seçtim. Hostname soruyor. Localhost yazıyorum. Normal web sitesinin adresini de yazabilirdiniz. FTP username ve password soruyor. Onu zaten bulmuştuk. Anonymous olarak veriyorum. Bu arada burada her zaman FTP kullanıcı adı ve şifresi sormayabilir. Kendi web sitenizi nasıl ayarladığınızla alakalı. Ama burada sorsun diye ayarlamışlar. Ve biz de zaten bunu daha en başından nmap sorgumuzla beraber bulmuştuk. O yüzden bir sorun yok. Yani demek ki bu orada bir şey çıkaramamıştık. Burada kullanmamız gerekiyormuş o bilgiyi de. O yüzden daha CTF'in en başında bulduğumuz bilgiler de oldukça önemli olduğu burada ortaya çıkıyor. Dediğim gibi hostname'de de localhost deneyebilirsiniz normal bir web sitesine eklerken, ya da işte www sallıyorum atılsamancıoğlu.com'da deneyebilirsiniz. Şimdi bu buradan devam etmedi ama yüklemiş de olabilir açıkçası. Test etmekte fayda var. Şu anda bir şey yapmıyor, bir bana cevap vermiyor. O sırada yükleniyor olabilir, yüklenmiş olabilir. Tabii ki biz upload'umuza gidip bu upload'un içerisinde var mı diye baksak en iyisi olur. Upload'umuza gidiyoruz ve gördüğünüz gibi yüklenmiş, süper. Şimdi bunu çalıştırıp yani üstüne bir kere tıklamak ya da başka bir tab'de açmak yeterli olacaktır. Şu an üstüne tıkladım, yine bir şey vermiyor. Hani bana bir cevap vermiyor. Bir de başka tab'de açayım. Evet, başka tab'de açınca sanırsam çalıştı. Yani şu anda sadece bir mesaj çıkıyor ama buraya gelirsem evet, gördüğünüz gibi içeri girmeyi başardık. Şimdi bir clear yapalım. Sessions L çalıştıracağım listelemek için. Ve gördüğünüz gibi birinci Sessions 1 çalıştırırsam içeri giriyorum. Süper. Şu anda Meterpreter Session'ımı çalıştırmayı başardım. Bakalım bir UNAME A çalıştırayım. Bulamadı bunu. UNAME A değil, sysinfo çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi karşı tarafın Linux olduğunu, Linux Red Initek diye bir şey olduğunu gösteriyor. ls çalıştırırsam myshell.php gösteriyor. Who am I çalışmadı. Bunu shell aldıktan sonra bakarız. Ya yani sonuçta girdik şu anda içeriye. Komut çalıştırabiliyoruz. Bazı komutlar çalışıyor, bazı çalışmıyor. Mesela pwd çalışıyor. cd dot dot yaparsam geri çıkabiliyorum vesaire. Çalışıyor. Sonuç olarak şu anda güzel bir yerdeyiz. cd şu şekilde slash yaparsanız zaten en alt root klasörüne gidersiniz. Yani home klasörüne ve burada gördüğünüz gibi root'u bulabiliriz. cd root yaparsak giremeyecek. Çünkü root değiliz. Onu çözeceğiz. Root'u almayı, privilege escalation'ı bir sonraki bölümümüzde beraber yapalım.